Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran Devre Alem sizleri önemli bir coğrafyaya götürüyor. Evet, nehirler, dağlar, ovalar tarihimizi anlatır, kültürümüzü anlatır. Sınır çizgisidir onlar. Tıpkı Tuna gibi. Aslında Tuna'dan su akmaz. Tuna'dan bir tarih akar. Koca bir Osmanlı medeniyeti akar. 5 asırlık, 500 yıllık bir geçmiş akar. Evet, Tuna Nehri Alaman dağlarından doğar ve birçok bölgeden geçtikten sonra Karadeniz'e dökülür. Sözü uzatmıyoruz değerli izleyenlerimizin. Değerli izleyenlerimiz, Tuna'nın önemli bir kaynak, önemli bir merkez noktası olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a götürüyoruz. Osmanlı'ya 300 yıl medeniyet merkezliği yapan Belgrad Kalesi'ndeyiz. Sava ve Tuna Irmağı'nın birleştiği noktadayız. Sizleri Belgrad belgeseliyle Belgrad Kalesi'nden, Kale Meydan'dan baş başa bırakıyoruz. Spor her yerde spor. Belgrad'da da spor. Değerli izleyenlerimiz, bugün tarihler 25 Temmuz 2015. İstanbul. Belgrad'dayız. Sırbistan'ın başkentindeyiz. 30. yıl bisiklet turu yarışmasının organizasyonu benim başımda. İstanbul. Evet, burası da Osmanlı döneminde terazi meydanı ve terazi çeşmelerin olduğu meydan ve halen bu terazi meydanındaki suyun taksim edildiği taksim meydanındaki çeşme önümüzde, hemen arkamızda. Sonra burayı tam bizden teslim alırken alan komutan eliyle İstanbul'u işaret ediyor. Ve Osmanlı heyetinden de buranın nasıl teslim edildiğini, hani böyle biz anıtlarımız oluyor ya, onlarla bu anıtı, bak şu heykelin altında buranın anahtarının teslim edilmesi şekliyle oluyor. Ama komutanı da gösteriyor İstanbul diye. Hangi grup oluşturuyorsun? En güvenli yerlerden başlıyorsun. Sonra bir daha... Serin yere geç. Serin, serin, serin. Bak, suyu içi. Geç, 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 geç. Evet, bir kitapçı dükkanındayız. Belgrad'da. Tarihi Belgrad fotoğrafını görüyoruz. Evet. Bu hani... Balkanların en büyük lisesi de burada, maketi bulunuyor. Belgrad sokaklarındayız. Buraları kışın gezmiştik. Bir de yazın gezelim diye geldik. Muhteşem Belgrad'ın o sıcak havası, göz ve gönül okşayıcı güzellikleri, o meşhur caddesi arkamızda. Belgrad'dayız. Adım adım Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz. Kale surları iç içe, kale meydan olarak biliniyor. Halen Sırbistanlar tarafından, Sırplar tarafından kale meydan deniliyor. Ve biz kale meydana, Belgrad Kalesi'ne İstanbul kapıdan gireceğiz. Osmanlı'nın izlerini taşıyan İstanbul kapı hemen önümüzde, kulenin dibinde. Evliya Çelebi'nin çok önemli tespitleri var Belgrad Kalesi için. Birçok Osmanlı mimarisine sahip eserlerin bulunduğu bu bölge. Ne sallıyorlar? Evet, şu an Belgrad Kale Kapısı'nda, İstanbul Kapı içerisinden Belgrad Kalesi'ne gidiyoruz. Ve Belgrad Kalesi şu an önümüzde, kale meydan.
İkinci Cihan Harbi'nden kalan burada askeri araçlar var, füzeler, toplar ve tabii kaleyi ayrıca bu şekilde de gezebiliyorlar. Oh, ah, ne güzel, ne güzel. Evet. Osman Bey, evet. Bir anlatın türbe neresidir, nedir burası efendim? Efendim burası Belgrad Kalesi'ndeki kalan çok sayılı, belki bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede çok önemli eserlerden, Osman'dan kalan eserlerden bir tanesi. Damat Ali Paşa'ya ait bir türbe. 1716 yılında kendisi bu beldede şehit düştüğü zaman kendisi buraya defnediliyor. Malumunuz damat Ali Paşa Hazretleri aynı zamanda Mora Fatihidir. Ali Paşa'nın türbesi önemli kültür tarihimiz için. Şu an kale meydanda, Belgrad Kalesi'nde sadece bu türbe bulunuyor. Türbede muhtemelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da cesedinin bulunduğunu biliyoruz. Doğru mu? Konaklar, evler, önemli yerlerden birisi de hiç şüphesiz Belgrad Kalesi içerisindeki arkamızdaki Osmanlı Konağı. Ve bu konak tarihi birçok olaya şahitlik yapmıştır. Bugün Osmanlı mimari eserlerinden birisi de bu konaktır. Ve bu konakta yaşanan olayları da burada bizi gezdiren rehberimizden bilgiler alarak sizlere aktarıyoruz. Belgrad'dayız, Belgrad Kalesi içerisindeyiz. Osmanlı'dan kalan çok önemli şaheserlerden, önemli eserlerden bir tanesi Osmanlı Konağı'nın önündeyiz. Şu an bu konak tabi yıllara meydan okumuş bir konak. Zamanla bir takım restorasyonlardan geçmiş. Her restorasyondan geçişte de ufak tefek tabi kayıplar olmuş ama yine aslını muhafaza ederek hayatta kalmaya devam ediyor. Şu an Müzeler Müdürlüğü'nün kontrolü altında Belgrad çevresinde ve bu beldedeki tarihi eserlerin korunmasıyla alakalı korulan bir müdürlüğün genel merkezi olarak kullanılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Sava Nehri'ne aynı zamanda Tuna Nehri'ne nazır çok muhkem, çok muhteşem bir noktada bulunmakta. Böyle bir... Peki bu konakta mı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam fermanı kendisi? Evet, evet. Yani bu civarda... Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana Sefi Bozkunu burada. Evet, bir şey yapar mısınız onu? Nasıl olmuş o? Merzifonlu Mustafa Paşa malumunuz, Viyana'daki bozgundan sonra, Osmanlı askerlerinin oradaki mağlubiyetinden sonra geriye dönüşte, bu kalede bir müddet misafir olarak kalıyor ve padişahtan gelecek, İstanbul'dan, payitahttan gelecek olan talimatı bir taraftan bekliyor. Tabii bir öğlen vakti namaza hazırlık yaparken konağın üst katında kendisi ve kaz askerle beraber kale imamıyla hem böyle bir ilmi istişare esnasında öğle namazı için hazırlık yapıyorlar. O esnada dışarıdan at kişnemeleri, konağın bahçesindeki at kişnemeleriyle dikkatleri dağılınca Merzifonlu pencereden dışarıya bakıyor. Bakıyor ki kale komutanı, yine İstanbul'dan gelen Ali Paşa diye malum bir zat. Kalenin bahçesindeler, konağın bahçesindeler. Onların gelmesini bekliyor yukarıya. Ve yukarıya geldiklerinde tabii Merzifonlu Mustafa Paşa odada kendisi yalnız kalıyor. Gelen misafirleriyle beraber baş başa kalıyor. Ve orada Ali Paşa kale komutanıyla beraber içeriye gelip efendim padişahımız sizden. Daha sonra padişahtan gelen talimatla artık burada idam edilmesi gerektiği, bir an önce idam edilmesi gerektiği talimatla kendisine bildiriliyor. Ve orada kale komutanı ve Ali Paşa'nın kendisine dileği, Cenab-ı Hak sana hizmetlerinin karşılığında şu dünyadan imanla gitmeyi nasip etsin. Padişahımız Efendimizin bir an önce sizin de idamınızla alakalı talimatları var deyince mührü şerifi öperek başına koyuyor. Sancak-ı şerif aynı şekilde. Gelen heyete teslim ettikten sonra bir müddet beni yalnız bırakır mısınız diyerek bir arzuda bulunuyor. İki rekat namaz kıldıktan sonra cellatları içeriye davet edip kendisi de ilmeğin bizzat başına geçirilmesi esnasında yardımcı oluyor. Ve o şekilde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın vefatı ve idamı burada bu karede bu şekilde tecelli etmiş oluyor. Tuna ve Sava. Nehirler vardır tarihimizi anlatır. Nehirler vardır kilometre sınırıdır ve kültür coğrafyamızın sınır çizgisidir. Tıpkı Nil gibi, Tuna gibi, Sakarya gibi, Fırat ve Dicle gibi. Bulunduğumuz bölge
Belgrad. Sırbistan'ın başkentindeyiz ve Tuna ile Sava'nın tam birleştiği noktadayız. Tuna Nehri Alaman Dağları'ndan doğar, kara ormanların eteğinden 2800 kilometre yol yaparak yönünü kıbleye çevirerek Karadeniz'e dökülür. Ama Tuna'nın çok önemli bir kolu daha vardır. O da Slovenya'dan doğar ve evladı Fatihan diyarından geçerek 900 kilometre yol yaptıktan sonra burada Belgrad Kalesi'nde ve Kale Meydan'da birleşirler. Hadi oğlum çek sen, fotoğraf çek. Hadi fotoğraf çeksin. 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han tahtı geçtikten sonra Kanuni'nin ilk seferi Belgrad üzerine oldu malumunuz. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han muhteşem bir orduyla buraya gelerek kalenin fethini gerçekleştirdi. Belgrad Kalesi görüldüğü gibi aynen şehri İstanbul gibi çok muhkem bir kaleyle, Belgrad şehri muhkem bir kaleyle korunmakta. Aynen İstanbul'daki kalede olduğu gibi, İstanbul surlarında olduğu gibi havuzlarla, etrafı su kanallarıyla korunmaktaydı. Birçok defa Osmanlı askerleri tarafından muhasara edilmesine rağmen fethedilemedi. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Belgrad seferine kadar 1521. Ne kapısı dedi az önce arkadaş? Nerede onlar şimdi? Görün. Evet değerli izleyenlerimiz, Belgrad Kalesi önlerindeyiz. Tuna ve Sava Irmağı'nın tam birleştiği noktadayız. Fatih Sultan Mehmet ince donanmayla Tuna'dan gelir. Hemen karşımızdaki burada karargahını kurar ve Belgrad Kalesi'ni kuşatır. Hatta Belgrad Kalesi içerisine askerler, Mehmetçikler girer. Ama tutunamazlar, gerisin geri döner. Fetih Kanuni'ye nasip olur. Ama bulunduğumuz bu yerin Kanuni için de çok ayrı bir yeri var. Zigetvar seferidir. Zigetvar'ı kuşatan Kanuni, Zigetvar'ın fethini göremez. Ama orada şehadet mertebesine iner, ebedi aleme yürür. Cenazesi buraya getirilir, Belgrad'a. Cenaze önce Zigetvar'da kılınır, birinci cenazesi. İkinci cenaze namazı da bulunduğumuz Belgrad Kalesi'ne girer. Ama cenaze buradan gelir. Kalenin defterdar kapısından içeri girer. Burası defterdar kapısıdır. Ve defterdar kapısından içeri girer. Bulunduğumuz bu noktada cenaze 3. Selim'e, Kanuni'nin oğluna teslim edilir. Artık 3. Selim sultandır ve buraya Kanuni Sultan Süleyman'ın ebedi aleme yürüdüğü cenazesinin oğluna teslim edildiği mekan olması anısı dolayısıyla da Kanuni'nin önemli vezirlerinden Zanos Paşa tarafından bir çeşme yapılır. Zanos Paşa tarafından yapılan çeşme de hemen arkamızdadır. Burası Zanos Paşa tarafından yapılan çeşmedir. Ve çeşmeye doğru yaklaşalım. İçen su, akan suyu varsa sudan içelim. Var mı su, akıyor mu beyler? Yok mu? Yok. Evet, bir gün bu sular akar ve o sular gönlümüzü de soğutur. Gönlümüzdeki ateşi de söndürür diyoruz. Evet. Emirhan Efendi. İkinci... Evet, saat kuleleri zamanı anlatan en önemli kültür mirasımız. Tıpkı Belgrad'da Belgrad Kalesi'nin girişindeki o saat kulesi gibi. Ve kalenin hemen eteğinde de 2. Cihan Harbi'nde kullanılan silahların orijinal silah, tank, tüfek, top, roket atar. Onların görüntüleri var. İkinci Dünya Harbi şeyleri mi? Evet. Çok kaybediyorsun. Belgrad Kalesi'ndeki askeri müzeye gireceğiz. Askeri müzenin bahçesinde birçok döneme ait top mermileri, askeri araçlar, silahlar, toplar bulunuyor. Bu nedir? Bu toplarla delinen demir şey. Allah Allah. Bu nerede? Birinci, ikinci Dünya Harbi'nde mi? Bilemiyorum yani böyle. Ben bu atı gösteren. Bu
müzeyi geziyoruz. Askeri müzenin içerisindeyiz. Belgrad kaledeki askeri müzenin içerisinde birçok eser var. Hangi dönem? Sırp toprakları diye yazıyor. Yani askeri harita şeklinde. Şey ya, Türkçeleri var böyle. Yani Türklerin aldığı yerler vesaire. Ha, burada. Üzerinde bu ben. Kosova Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer değil mi efendim? Evet. Kosova Meydan Muharebesi. Ne yazıyor anlayabildiğiniz kadarıyla? Vlatko 1389 tarihinde Vlatko Vukovic'in Kosova Meydan Muharebesi Bosna şeyleriyle beraber müşterek. Ankara Savaşı'na kadar Osmanlı'nın fetih hareketleri Avrupa'da ve Balkanlar'da. Çek hocam. Kosova Savaşı'nı temsil eden bir harita bu. Hocam bunu da şöyle güzelce şuradan. Makedonya'daki Manastır şehrinin bir tablosu yansıması. Bosna'daki sahnelerin olduğu yer. Hazreti Fatih'in Bosna'yı fethi esnasında Bosna Kralı Stefan Tomašević'i sıkıştırıp idamını gerçekleştirdiği nokta orası. Yani fethi esnasında Bosna Kralı'nın yakalandığı yer burası. Kluj şehri. Anahtarlar, Bosna'nın anahtarları bu şehirde alındığı için de Hazreti Fatih tarafından şehrin adı Kluj, anahtar diyerek o şekilde kalıyor. Nerede Bosna'nın burası? Bosna'nın Kluj şehri. Bihaç'a doğru gidilirken önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Yine burası Orta Bosna'da bulunan kazılarda elde edilmiş bir takım savaş yerleştirdi. Evet, Osmanlı askeri kıyafetleri, yeniçeri, askeri malzemeler, kazan ve gülle, idman aletleri. Evet. Osmanlı askeri kıyafetleri, askeri malzemeler, Belgrad Kalesi Müzesi'nde, askeri müzede. Türk atlısının sipahi, öyle mi efendim? Üzengileri aynı zamanda askerlerin. Yine askeri malzemeler, gemiler, Türk gemileri, evet, haydutlar, çeteler vesairelerle alakalı. Ya Türklerin yok. Bu son bu bölge artık son 1800'den itibaren Sırp hareketlerinin, Sırp müdahalecilerin Osmanlı'ya karşı çetelerin giriştikleri çatışmaları vesaireleri gösteren bir görüntü bu. Harambaşı görüyorsunuz. Kim? Stanko Šoševica diye birisi. Türk televizyonları içerisinde ilk kez bu müzede belgesel çekerek tarihe not düşmüş bulunmaktayız. 1878 Sırbistan haritasını mı gösteriyor? Berlin Kongresi'yle yapılan taksimatı gösteren bir. Evet, ve 1878 Osmanlı'nın Belgrad'dan Sırbistan'dan çekildiğini gösteren belge. Berlin Kongresi'yle bir takım fotoğraflar, yine askeri müzedeki aletler, haritalar, armalar ve burası Birinci Dünya Harbi'nin imamı. Evet. Evet, şu an Birinci Dünya Harbi bölümündeyiz. Birinci Dünya Harbi'nde kullanılan silahlar, topları anlatıyor. Biz 1914-1918 Birinci Dünya Harbi'nde kullanılan askeri malzemeleri gösteren, işte balonlar, bizlere ait tanklar, silahları gösteren bölümdeyiz. Birinci Han Harbi tabii çok önemli değil mi efendim? Evet, efendim. Mesela başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın müsebbiplerinden Davrone Princip isimli öğrenci, Bosna'daki Latin Köprüsü üzerindeki katliamı gerçekleştiren bunlar kim? Ferdinand ve hanımı Sofie'yi öldüren kişiler ve bu organizasyon içerisinde yer alan. Tam ne yazıyor burada? Kahraman mı ilan ediyorlar onu? Ne diyorlar? Ya o şekilde bir şey yok. Yani bir kahramanlık falan diye bir şey yok ama. Ama biz Birinci Han Harbi'ne sebep olan Sırp öğrenci. Evet. Organizasyoncular. İşte bunlara karşı. Çaçak şehrinde. Belgrad şehrinde. Onlara da alakalı şeyler var. Almalar değil mi? Evet. Şimdi enteresan bir şey. Bunu da dikkat olarak geçmeniz lazım oraya. Bu kadar yer gezdik. Osmanlı ile alakalı herhangi bir katliam şeyine rastlamadık. Ama yakın tarihle alakalı çok önemli. Almanların burada yaptıkları katliamlar. Hatta bu katliamdan dolayı Almanlara buraya yakın yıllara kadar giriş çıkış yasakmış.
Yani buradaki Kraljevo şehri, Çaçak şehri, belli başlı şehirlerde yaptıkları katliamlardan dolayı onların yukarıda bir vesikaları var. İkinci Dünya Savaşı esnasında 1940-43'lü yıllarda özellikle ciğer kol nedir yukarı? Kaymak çağının yukarıda Türkçe bir ifade. Ne diyor? İkinci Cihan Harbi'nin Sırbistan tarihindeki önemi ve daha sonra kurulan Tito tarafından kurulan Yugoslavya Cumhuriyeti ile ilgili önemli bilgi ve belgelerin bulunduğu yerdeyiz, müzedeyiz, Belgrad Kalesi Müzesi'nde. Bunların kralat dönemleri. Tito burada başlıyor. Evet, Tito'nun orada Adolf Hitler'i görüyorsunuz. Mussolini, Tito artık. Tito mu? Tarih sahnesine buradan itibaren geliyor. Evet. Partizan lider olarak dayı doğru. Marşal Josef Tito. Hırvat. Kendisi aslında. Nerede dünya aslında nerede? Hırvatistan'da kendisi. Bu da Bosna, Sırbistan'ın son krallarından bir tanesi. Şu gazetedeki durum ne? Gazetedeki durum, Kral II. Peter'ın Kraljevo bölgesindeki halka yapmış olduğu moral ziyaretlerinden bir tanesi. Artık bunlar Almanların bölgedeki 2. Dünya Savaşı esnasında yaptıkları katliamlardan, öldürdükleri sıklardan kalan görüntüler. Yapılan idamlar. İkinci Han Harbi'nde Avrupa'da savaş tantanları. Atış alır mı? Allah korusun. Ha bu vurulan yer değil mi? Evet, Nerap. Nerap faneydi. Evet, yollarını taşıyordu sarayın üstündeki. İkinci Han Harbi'nde ve halen duruyor bu köprü. Evet. Evet, Belgrad Kalesi'ndeki o askeri müzeden de çıktık. Gerçekten enteresan. Özellikle Osmanlı dönemi, Osmanlı öncesi, 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi'nde çok önemli belgeler, bilgilerin sergilendiği askeri müzeden şu an çıkarak Belgrad'daki gezimize devam ediyoruz. Belgrad Kalesi gerçekten kültür tarihimizin önemli izlerini taşıyor. Özellikle Belgrad Kalesi'ni gezdiğinizde mutlaka Belgrad Askeri Müzesi'ni ziyaret. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr